Evet, tekrar birlikteyiz. Programımız devam ediyor ve günler ilerliyor. 20 Temmuz, göz açıp kapayana kadar o günde gelecek kısmetse sonuçlar açıklanacak. Evet, bu sene rekor başvuru vardı. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda %25'e yakınlık bir artış vardı. İşte 3 milyon 243 bin, yani sayı hakikaten çok büyük. Alınacak olan öğrenci sayısı da henüz açıklanmadı ama yaklaşık olarak belli. Geçen sene lisansa 494 bin, ön lisansa da 492 bin alınmıştı. Ha, bu sene ne olur? İşte 1 milyona yakın veya 1 milyon dolayında olur. Alınacak olan öğrenci sayısı da bu kadar. Hani barajı kaldırsanız da bu kadar, baraj puanları kalsa da bu kadar. Bir şey değişmiyor. Ama hep sorulan soru şu: hani bu seneki sonuçları hangi yılla çevirmemiz lazım? Ya da hangi yılın ortalamaları gibi almalıyız? En çok bu merak ediliyor. Konuklara söylüyoruz. Bazen bizim telefonumuz açık kalıyor. Anlayışınıza sığınıyorum. Şimdi değerli konuklarımız bu konuları konuşacağız. Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sayın Sebahat Başusta hocamız bizlerle birlikte. Efendim, şeref verdiniz. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Diğer değerli konuğumuz ise Bilfen Liseleri Koordinatör Yardımcısı Sayın Nihat Akbaş hocamız da bizlerle birlikte. Efendim, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet Sebahat hocam, şimdi hangi iki yılın ortalamasını alalım? Var mı böyle bir formül? Şimdi son 3-4 yıla baktığımızda aslında sonuçların çok da birbiriyle örtüşmediğini görüyoruz. Dolayısıyla tek bir yılla değerlendirmek sağlıklı olmayacaktır. Bizim Nihat hocamla da düşüncemiz 2019 ile 2020 arasında bir yere oturacak gibi görünüyor. Bunlar tabii öngörülerimiz. Yoksa aslında baktığınızda her sene yeni bir hikaye yazılıyor. Peki, her sene yeni bir roman var. 2021'i niye hani saf dışı bıraktınız? 2020 geçen sene bir de yine istatistiklerde büyük bir oynama vardı. Önceki iki yıla hiç benzemeyen bir oynama vardı. Dolayısıyla orayı da biraz ona göre saf dışı bırakıyoruz. Çünkü geçen sene daha zor bir sınavla. Evet. Bu sene görece daha kolay bir sınavla karşı karşıyayız. O nedenle tercih yaparken de, herhangi bir değerlendirme yaparken de ne geçen yılı, ne sadece bir önceki yılı, ne sadece bir önceki yılı değil. Hepsine bir bakıp oradan bir şeyler çıkarmak gerekiyor. Nihat hocam, hiçbir şeyi birbirine benzemiyor ki dört yılın. Ne soruların güçlük derecesi, ne sınava katılanların sayısı, ne o ne bu. Şimdi neye göre ortalamayı alacağız? Neyi bu seneki geçtiğimiz yıllarla kıyaslayacağız? Şimdi aslında temelde biz zaten geçmiş yıllarda da bu tür benzemezlikleri çok yakaladık. Evet. Dolayısıyla stratejik olarak son 3 yılın istatistiği, son 5 yılın taban puanı ve başarı sıralarını baz almak zorundasınız. Ortalama değerleri oradan yakalamanız mümkün olabiliyor. Şimdi bu sınavımızın bir özelliği şu: ilk defa 2020 yılında denenen TYT 30 dakikalık ek süre bu sene de verildi. Evet. Umarım bundan sonra kalır. Çünkü aslında bu TYT'nin hakkı 165 dakika. Gerçekten evet. Bunu da altını çizmek istediğim bir konu. Çünkü 1 dakika 12 saniyede soru çözmeniz gerekiyordu. Şimdi soru başına 25 saniye ilave zaman kazandı öğrenciler. Soruyu anlama, kavrama ve hızlı bir sürede yanıtlamak zorunda olduğunuz bir sınava giriyorsunuz. Onun için 165 dakikada ısrar etmemizde fayda var. Evet. Bu istatistiklerin çoğu şu güne kadar 135 dakikalık TYT üzerine kurgulanmıştı. Evet. Bütün birçok arkadaşımızı değerlendirdiğimizde süre yönünden 2020'ye. Evet. Zorluk tabii. Derecesi yönünden 2019'a kısmen daha yakın. Ama böyle bir istatistik evet. Elimizde yok şu anda. Dolayısıyla üretmeye ve analizini yapmaya gayret ediyoruz. En temel sonuç, 20 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandığında istatistikleri de yayınlanacak ve biz bütün bu 5 yılı, 4 yılı, 3 yılı önümüze koyacağız ve en yakın benzeşlerine bakacağız. Oradan bir yol izlemeye çalışacağız. Peki katılan sayısı hiçbir yılla benzeşmiyor, örtüşmüyor. Onu ne yapacağız? Onu nereye koyacağız peki? Şimdi katılan sayısı son sınıf seviyesinde çok değişmiyor aslında. Evet. İlk defa katılan öğrenciler 800 bin ile 900 bin arasında, 50 bin artı, 50 bin eksik, bir önceki yıldan gibi. Sanıyorum 70 evet. bin civarında bir artı öğrenci var. Birikerek gelen öğrenci kitlesinde bir artış söz konusu oluyor. Burada sınava giriş amaçlarının birbirlerinden farklı olduğunu düşünebilirsiniz. Bir önceki yıl arzu ettiği sıralamayı yakalamayıp tekrar idealleri uğruna sınava girmeyi hedefleyen ve bunun için var gücüyle çalışan bir kitle var. Bazıları çalıştığı ortamda daha iyi pozisyon alabilmek için sınava girenler var.
birçok farklı faktörden bahsedebiliriz. Dolayısıyla ilk defa sınav deneyimi yaşayan 900 bin öğrenci var ve bütün istatistikler, bütün değerlendirmeler, bütün puanlamalar bu 900 bin öğrencinin ortalamaları ve standart sapmaları üzerine yapılacak. Peki Sebahat Hocam, şimdi yani bunu da eleştirmemek lazım. İşte geçen sene kontenjanlar boş kaldı. İki sefer ek yerleştirme yapıldı, yine boş kaldı. Bunu önlemek için işte bir takım iyileştirilmeler de yapıldı. Ama bir yandan da ekonomik sıkıntı var. Dünyada ekonomik sıkıntı var. Peki bu durumda tabii ki öncelik devlet üniversiteleri ve devlet bölümleri olacak. Katılan sayısı da fazla olduğu için oralarda taban puanlar yükselir mi? Yani yükselme olabilir. Ama bu yine her yerin tam dolacağı anlamına gelmez. Yani, tabii. Devlette bile boşluk kaldı. Aynen. Yani. Çünkü oralar isteniyor mu, istenmiyor mu? Böyle o bölüme talep var mı, yok mu? O şehre talep var mı, yok mu? Pek çok şey etken. Faktör var. Tabii bir de özel üniversite ise bir de işin içinde maddi bir boyut giriyor. O puanla alan öğrenci oraları istemeyebilir, oraya maddi gücü yetmeyebilir. O yüzden de çok büyük bir oynama olacağını, diğer o bölümlerde bir değişiklik olacağını çok da öngörmüyoruz işin açıkçası yani. Evet. Peki şimdi bu kadar çok kişinin katılması aşağıyı mı ilgilendirecek, yukarıyı da ilgilendirir mi? Hani testlerin kolay olması aşağıyı mı daha çok ilgilendirecek, yukarıyı mı? Oradaki durum nedir? Şöyle, aslında zorluk derecesi görece olarak bireysel yeteneklerinize, ilgilerinize, bugüne kadar göstermiş olduğunuz performanslara, çalışma düzenine göre değişkenlik gösteriyor. Ben mesela daha çok sözel ağırlıklı bir insanım, arkadaşım sayısal ağırlıklı bir insan ve derslere bakış açımızı değiştirdiği gibi zorluğa bakışımızı da değiştiriyor. Kimine matematik kolay geldi çünkü çok çok iyiydi, hazırlandı. Bu öğrencilerde üst düzeyde rekabeti kızıştıracağı benziyor. Yani daha fazla matematik neti, daha fazla puan ama daha az sıralama yakalanabilir. Orta grupta çok büyük bir değişim olacağını düşünmüyoruz istatistik olarak. Taban puanlarının veya başarı sıralarının çok büyük bir dengesizlik yaşayacağını öngörmüyoruz. Ama tabii ki şu andaki elimizde 2022 istatistiği yok. Onu gördüğümüz zaman 20 Temmuz'dan sonra çok daha detaylı analizler yapabilme fırsatını yakalayacağız. Dolayısıyla da öğrencinin bulunduğu dilim, aralık, tercih sürecini iyi yönetmesi için bazı fırsatları beraberinde getirebileceği gibi geniş aralıklı, çok tarayabilen bir liste oluşturması her zaman lehine olacaktır. Bunu yapabilmek adına da şimdiden ben ne istiyorum sorusunu, nereleri istiyorum, hangi bölümleri istiyorum, hangi şehirlere gidebilirim Sebahat Hocam'ın söylediği gibi bunların analizinin, çalışmasının yapılması gerekiyor. Yani bu detaylara sahip olursanız listeniz çok sağlıklı ve sizin istediğiniz liste haline dönüşebilir. Son dakikada yapılan listeler mutsuz edebilir. Peki Sebahat Hocam, şimdi bu barajların kaldırılması 150-180'in işte içinde ukde kalan kesimde çok fazla katıldı bu sınava. Hani bir deneyelim, evet. Belki biz de kazanırız filan. Şimdi şöyle bir şey olacak bence tercihlerde. 4 yıllıklara, hani barajda kalktı ya, 4 yıllıklara teveccüh daha fazla olacak. Evet. İşte taban puanlar yükselir düşüncesini esasında bu da biraz pekiştiriyor. Evet. Çünkü 2 yıllıklarda bu sene belki boşluklar kalacak. Olabilir. Belki ek yerleştirmede onlar dolmaya çalışacak. Doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Yani orada tabii ki bir taban puanında bir yükselme olacak. Ama bu hani çok anlamlı, çok büyük bir fark yaratacak durum olmaz. Hı. Burada asıl o barajla ilgili mesele belki şurada bir etkisi olabilir. Diyelim ki ben 179 puan aldım. Arkadaşım 180 puan aldı. Geçen yıl olsaydı arkadaşım tercih yapabiliyordu, ben tercih yapamıyordum. Ben daha iyi bir diploma notuyla mezunsam şu an bana hak doğdu. Çünkü ben biraz onun önüne geçtim artık. Doğru. Yani ona göre evet. Ben daha iyi bir diploma notuna sahipsem arkadaşımın önüne geçmiş oldum. Geçen seneyle fark aslında daha çok burada, yani bireyselde. Hani neredesiniz, hangi diploma notuyla mezunsunuz, sınavda ne yaptınız ve çok yakın puanlar almış olanlarda. Geçtiğimiz yıl ona öyle bir hak verilmezken, yani sen 4 yıllık tercih yapamazsın denmişken bu yıl artık deniyor bana. Sen 4 yıllık tercih yapabilirsin ve o arkadaşımın puan olarak ve sıralama olarak da üstüne geçmiş oluyorum. Böyle yansımaları olacak bu barajın kalkmış olmasının. Peki bu yansımalar şuraya da yansıdı mı bence? Yansıdı, seneye daha çok yansıyacak.
açık liste şu anda ikinci sırada. Pardon, üçüncü sırada. Seneye ikinci sıraya gelir. 3-4 yıla kadar da birinci sıraya gelir. Doğru mu? Senaryoda bu mümkün çünkü öğrenciler açık liseye geçerek kendilerine zaman yaratıp daha farklı hazırlık süreçlerini yönetme tercihinde bulunuyorlar. Yani zaman yönetimi açısından kendilerinin lehine olacağını düşünüyor. Ama şunu unutmamak lazım. Güçlü akademik yapıya sahip eğitim kurumları çok daha sıkı, çok daha iyi tedbirler alıyorlar. Mesela bizim okullarımızda biz her türlü tedbiri alabiliyoruz. Bence açık liseye geçen sizden yoktur. Yok katılan. Böyle biz tabii 500 puan için çalışmakla 60 puan için çalışmak arasında fark var. Yani toplamda biz 500 puanlık bir yere oynuyoruz. Ve bunu 9. sınıftan başlatıyorsunuz. Çünkü üniversite sınavı sizin 9'un ilk gününden 12'nin son gününe kadar bütün kazanımlardan sorumlusunuz. Bunun için gerçekten hem çok güçlü bir akademik altyapıya sahip olmalısınız hem de sınava hazırlanıyor olmalısınız. Psikolojik olarak, davranış olarak, strateji olarak, ya mental olarak. Olay sadece olarak. Sonları çözmek değil ki. Tabii ki. Yani bu böyle bir güç savaşı aynı zamanda. O yüzden sadece akademik ben bu konuları da bilirim. Evet konu her yerde aynı anlatılır. Çok büyük bir fark olmaz eğitim kurumlarımız açısından. Ama sizi hazırlayanlar nasıl? Bu sınava göre mi anlatılıyor? Bunlar çok önemli etkenler. Bunun içerisinde seçeceğin üniversitenin belirlenmesi de var. Bölümün de var. Aynen. Gibi gibi. Kariyerini belirlemek var. Bir kesinlikle. Kere en önemli. Yani. Bu birleşik bir süreç. Biz Nifen'de yaptığımız çalışmayı aslında 8'den başlatıyoruz. 8 temeli üzerinden kariyer olgunlaştırması çalışmalarımızı temelini geliştirdiğimiz, üniversite desteğiyle geliştirdiğimiz testlere dayandırarak yapıyorsunuz. Bu 8 erken gibi görünebilir ama lise üniversiteyi açan yoldur. Ve bu yolu doğru seçerseniz bir sonraki aşamaya aynı doğrultuda gidebiliyorsunuz. Peki 11'ler ne yapsınlar şimdiden artık teyakkuz durumuna geçsinler mi? 11'ler aslında sürecin içine çoktan girdiler. Birçoğu girdi ya da şu anda girmek üzere. İlk önce bir dinlensinler. Birazcık mental olarak hazır hale gelmeleri. Çünkü uzun bir yolculuk onları bekliyor ama gerçekten biraz dinlensinler. Öyle uzun tatillere, uzun aralara ihtiyaç yok. Her şey sıcağı sıcağına yürütülmeli. Bu yazdan itibaren 9-10'da görmüş oldukları, uzun süredir tekrar etmedikleri konuların tozunu atmaları gerekiyor. Güzel. O konuları tekrar etmeleri gerekiyor. Demin altını çizdiğiniz bir konu vardı. Test çözmek kadar konuları da hakim olabilmek bu sene çıkan soru yapısına ve geçmiş yıllarda çok çok daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Eğer siz konuya hakim olmazsanız test çözmeniz tek başına çözüm üretmeyecektir. O yüzden 9-10 tekrarıyla başlayıp yıla başladıklarında 12. sınıfta ilk defa görecekleri konular var ve de onları koca bir 11 müfredatı bekliyor. Kolay değil ama stratejik olarak sürdürülebilir bir çalışma planına ihtiyaçları var. Peki siz de 12'lere şimdi sınavı tamamladık. İşte kolaydı, netlerimiz yükseldi ama geçtiğimiz yıla nazaran daha fazla net gerekecek gibi gibi. Ama sonuçlar açıklanana kadar ne yapmamız lazım? Sonuçlar açıklanana kadar şu an artık tercih listesini kafasında bir kurgulamasında fayda var. Öncelikle meslek. Ben hangi mesleği yapacağım? Bunun kesin artık netleşmesi gerekiyor. Ben bunu, bana bu konuda en iyi eğitimi hangi üniversite veriyor? Bunu araştırmaya başlayacak. Üniversite tanıyacak. Bundan sonrasında aday şehir dışına çıkacaksa şehir dışlarını tanımaya başlayacak. Ben bir üniversitenin görülmeden yazılmasından çok yana değilim. Çok yani ya da sadece internetten görüp de yazılmaz. Aynen. Yani imkan varsa, olanak varsa gidip görmekte, oradaki öğretim görevlileriyle görüşmekte, okuyan öğrenciyle bir araya gelmekte. Belki şimdi artık biraz oraları kaçırdık. Öğrenciler, üniversite öğrencileri de yaz tatiline doğru gidiyorlar ama içinde olmak, görmek, kampüsün havasını bir koklamak, bir bina mı, bir kampüs mü? Zaten ÖSYM, YÖK çok güzel çalışmalar yapıyor. Hem YÖK Atlas'la hem yayınlayacağı kılavuzla kaç doçenti var, kaç profesörü var, akrediteleri neler. Evet. Bütün bunlar yayınlanıyor. Buraya mutlaka baksınlar. Hatta Nihat Hocam da bayağı bir çalışarak gelmiş. ÖSYM'nin daha önceki verilerini de çıkartmış, dosyalamış. Evet, biz hala sürenin sonuna geldik. Yayınlarımız devam edecek yine. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.